şimdi emekliler de ne kadar zam yapılacağını bekliyorlar. Çünkü %34 asgari ücrete yapılan zam. Dolayısıyla emekliler için de aynı beklenti söz konusu. Elbette daha fazla olmasını isterler ama oraya %34 yapıldığına göre herhalde bize de %34'lük bir zam yapılabilir, yapılması gerekir diye düşünüyorlar. Şimdi 3700 lira maaş alan emekli vatandaş hayat pahalılığı, zamlar ve enflasyon karşısında eriyen maaşlardan dert yanıyor. Tabii 7500 liraya çıktı biliyorsunuz yani şey asgari yani emekli şeyi maaşı. Faturasını bile ödeyemediğini söyleyen bir yurttaş. Bu arada tabii şimdi burada hani az önce sizlere bahsettiğimiz bir takım kalemler de tabii daha düşük emekli aylıkta yani emekli aylığı değil. Bunlar işte belli bir yaşın üzerinde olan insanlara, dul, yetim, ona benzer bir takım işte aylıklardan bahsediyorum. Onlar çok daha düşük. Yani onu hani belirtmek gerekiyor. Ve burada bir işte vatandaş böyle bir parayla geçinmeye çalışıyor. Bu arada tabii faturasını bile ödeyemediğini söyleyen bir yurttaş tüm emekli sendikasının Ankara'da düzenlediği eylemden seslendi. Türkiye'deki mutluluğu bana gösterin de o mutluluktan bir parça da biz alalım dedi. Bugünkü tarih gösteremiyorum. Seçim vaatlerinde ağzına geleni söyleyen siyasiler seçimden sonra emeklileri unutuyorlar. En düşük emekli maaşı 7500 deniliyor. Torunlarımıza para veremiyoruz, harçlık veremiyoruz. Ne köyümüze gidebiliyoruz, ne şehrimize gidebiliyoruz. Emekli bir atık değil. Emekli bir kambur değil. Emekli bu ülkenin mihenk taşıdır. Emekli olduktan sonra rahat yaşama hayali kuruyorlar. Ancak ne faturalarını ödeyebiliyorlar ne de kiralarını. Artan hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlardan emekliler de şikayetçi. Bu maaşla ne doğalgaz yakıyorum. Hani doğalgazın %25'i bedava. İnanın hiçbir doğalgaz yakmıyorum. Dışarıdan topladığım otundan çöpünden sobada ısıtıyorum suyu, banyoyu çocuklara öyle yaptırıyorum. Yemeğimi otundan çöpünden yapıyorum ya ben. Dışarıdan topladığım odunlarla, mobilya tıklarıyla bilmem nelerle kıra kıra onlarla pişiriyorum. Evde lamba yakmıyorum. Elektrik gidiyor diye, elektrik parası gelecek diye. Emekli maaşımın her yıl eridiğini biliyorum. Çünkü TÜİK'in rakamlarıyla benim alışveriş ettiğim marketler asla birbirini tutmuyor. 2021 tüm emekli sendikasının Ankara'daki eylemine katılan emekliler düşük emekli maaşlarından yakındı. Hükümeti emekliyle masaya oturmaya, tüm emeklileri de örgütlenmeye çağırdı. Bizim işverenimiz devlettir. Dolayısıyla biz de devlette pazarlığa oturup insanca yaşamanın şartlarını konuşmamız gerekir. Emekli sendikasıyla hükümet oturur, ona göre ne maaş alacağımızı masada kararlaştırırız. Emeklilerin gereken haklarının verilmesini istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa biz hep birlikte mücadele vereceğiz. Tüm emeklileri örgütlenmeye, sendika çatısı altında bir araya gelmeye, topluca haklarımızı aramaya davet ediyorum. Beklentileri lüks bir yaşam da değil, çalışmayı bırakıp emekli olduklarında insanca bir yaşam sürebilmek. Bir emekli olarak beklentimiz mümkün olduğu kadar asgari düzeye kadar indik. Çok basit bir cümleyle söyleyeyim. İnsanca yaşamak. Bugün bir ayçiçek yağına ya da bir una gelen zam kadar bana zam versin. Ben başka şey istemiyorum. Bugün bir emekli pazara gittiği zaman eğer pazarın son saatlerini düşünüyorsa, artıkları almak için düşünüyorsa bundan utanması gereken onu o hale getiren insandır. Eskiden emekli olduğunda insanlar hiç olmasa yerli bir araba ya da bir gecekondu alıp başını sokabiliyordu. Şimdi bunu hayal bile edemiyoruz. Hani Avrupa bizi kıskanıyor ya. Ay lütfen biz de biraz onları kıskanalım. Bu mu şey yani refah? Bu mu huzur? Bu mu mutluluk? Bu Türkiye'deki mutluluğu bana gösterin de o mutluluktan bir parça da biz alalım.